Almanya'nın gurbetçileri sınır dışı etmek için yaptığı plan ortaya çıktı. İddiaya göre 16 Nisan sonrası gurbetçileri Türkiye'ye gönderecekler. Nazi ruhu yeniden sahnede. Almanya'nın İç İstihbarat Kurumu Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı, Türkiye'deki 16 Nisan referandumuna ilişkin skandal bir rapor hazırladı. Raporda, PKK ve aşırı sağcı grupların Almanya'da saflarını oluşturduğu iddiasına yer verildi ve açık açık çatışma uyarısı yapıldı. Terör örgütü sempatizanlarıyla milliyetçi Türkler arasında yaşadığı ileri sürülen gerilim, aslında Alman devletinin gurbetçileri sınır dışı etme planında ilk adım niteliği taşıyor. Skandal rapor, yakında devreye sokulacak kirli tezgah için zihin alıştırması olarak görüldü. Tezgahın tetikçisi PKK. Nazi cinayetleriyle Türklerin evlerini kundaklayarak öldüren devlet destekli karanlık odakların yeni planı, sonu kitleler halinde sınır dışı edilmeyle bitecek bir sürecin fitilini ateşleyecek. Diyanetin görevlendirdiği imamları casuslukla suçlayan ve tüm camileri FETÖ'ye teslim etmeye hazırlanan Alman devleti, kucağına açtığı terör örgütü PKK'yı derin tezgahın tetikçiliğiyle görevlendirdi. Plana göre gurbetçiler 16 Nisan'a yaklaştıkça artacak ve sonrasında da devam edecek bir dizi saldırının muhatabı olacak. Gün be gün PKK'lıların saldırısına uğrayan vatandaşlar, teröristlere karşı kendilerini savunduğu takdirde Alman makamlarınca anında yaftalanacak. PKK'nın saldırılarına gurbetçilerin direnmesi sonrası Alman istihbaratı Almanya'daki Erdoğan yanlıları şiddete meyilli. Sokaktaki kavgayı da onlar çıkarıyor, yaygarası koparacak. Alman devleti ilk etapta PKK'lıların saldırılarına uğrayan gurbetçilerin sandıktan ürkmesini hedefliyor. Evet oyu kullanacak kişileri sandıktan uzak tutmayı amaçlayan bu planın referandum sonrasındaki safhası ise çok daha ilginç. Fitili ateşlenen provokasyonu Türk-Kürt kavgası olarak sunacak Almanlar, PKK'yı ülkelerindeki Kürtlerin tek temsilcisi olarak gösterecek. Sonrasında şiddetin asıl nedeni olarak gördüğü Türkleri kitleler halinde sınır dışı etmeyi tasarlayan Almanya, Türk-Kürt çatışması gibi sunduğu olayların Türkiye'de de meydana gelmesi için terör örgütünü fonlamaya hız verecek. İlk adım Belçika'da atıldı. Referandum sürecinde Almanya merkezli devreye sokulan kirli planın yansımaları öncelikle Belçika'da görüldü. Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Türk Büyükelçiliği binasının yakınında Türk vatandaşları referandum için oy kullanırken, bina önünde toplanan PKK'lı gruplar terör örgütü lehine sloganlar attı. Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan için de tehditler savuran örgüt yandaşları, binadan çıkan vatandaşlara bıçakla saldırdı. Almanya'da planlanan kaos zincirine hazırlık niteliği taşıyan olayda Brüksel polisinin yeterli güvenlik önlemi almaması dikkat çekti.